Dünya Hali programından herkese merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Merhabalar Buket Hanım. Evet, gündem Soçi zirvesi. Bu hafta epey konuşuldu. Hala konuşulmaya devam ediyor. Putin için çok yararlı ve kapsayıcı, Erdoğan için verimli olan bu görüşmeyi konuşacağız. İsterseniz şuradan başlayalım Ömer Bey. New York ziyaretinde malumunuz Erdoğan Biden'la görüşemeden, tabiri caizse biraz Amerikalılarla da bozuşarak eli zayıflamış bir şekilde Rusya'ya gitmiş oldu. Yani Erdoğan'ın al-ver dengesini kurabilmesi imkansız görünüyordu ki imkansız olduğunu da görmüş olduk. Ama işin ilginç tarafı siz de yazınızda belirtiyorsunuz biraz bu haftaki yazınızda. Amerika ve bunu yapmaya çalışırken aslında bu dengeyi kendi çapında kurmaya çalışırken ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getirmeyi hedefledi. Söylemleri, açıklamaları, yani attığı adımlar diplomatik hatanın aslında çok ötesine geçmiş oldu. Önce Biden'la görüşebilmek için yani ilişkileri Trump seviyesinde ilerletebilmek için, sürdürebilmek için Rus karşıtlığına oynadı. Ukrayna ve Polonya ile askeri ilişkileri güçlendirmeye çalıştı. Sonra Kırım'ın Rusya'ya katılma kararını tanımadığını Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında söyledi. Duma seçimlerini eleştirdi. Aslında bunların hepsi Rusya için kırmızı çizgiydi. Çünkü bunu egemenliğine bir saldırı olarak değerlendiriyor Rusya. Hatta Kremlin sözcüsü Peskov'da Soçi görüşmesinde Kırım'ın Soçi'de ele alınmayacağını, Türkiye ile bu konuda konuşulacak bir şey olmadığını söylemişti. Yani ABD ve Rusya arasında zaten hali hazırda kendi aralarında geliştirdikleri bir denge siyasetini olduğunu görüyoruz biz. Ve uluslararası stratejiyi belirleyen ana eksende geçen programımızda da bahsetmiştik aslında AUKUS paktından bahsederken biraz daha ABD ve Çin dengesi üzerinde. Yani böyle bir durumda Washington Rusya'yı oyun dışı bırakır gibi çok görünmüyor. Sorum şu Ömer Bey. Peki Türkiye böyle bir denklemde ne yapmalı? Erdoğan ne yapıyor? Şimdi öncelikle şunu çok açıkça gördük ki bu New York ve Soçi ziyaretleri sırasında Erdoğan'ın dış politikası tam bir çözülme halinde. Ve bu çözülmeyi ana nedenlerinden biri de kendi kişisel siyasi ikbaline çok fazla odaklanmış olması ve bütün adımlarını bu çerçevede atıyor. Yani Türkiye'de ekonomi niye zor durumdaysa, hep kısa vadeli seçim hesaplarıyla yapılan adımlar, izlenen siyasetler yüzünden bugün Türkiye bu hale geldiyse Türk ekonomisi, benzer şekilde dış politikada da geçerli. Buna bir yani Türkiye'nin bu şekilde dış politikasının çökmesini engellemek için çırpınması gerektiğini düşündüğümüz dışişleri bürokrasisinin de maalesef bu öyle bir çabayı göstermek bir yana tamamen iktidara maalesef yaranma bir uğraşısı içerisinde girdiğine de şahit oluyoruz. İşte Bağdat Büyükelçisi'nin kendi sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu o görüntülerde bunun çok acıklı, trajik bir göstergesi. Bilmiyorum o görüntüleri izleyicilerimize gösterebilmek mümkün olacak mı? Şimdi bakın, yani makam aracında Kurtlar Vadisi pusu müziğiyle Büyükelçilik binasına giren bir
sefir. Ve sosyal medyada bu konuda yapılan yorumlarda sanki Büyükelçinin bir siyasi atama olduğu gibi o zanla yorumlar yapıldığını görüyorum. Ne yazık ki öyle değil. Yani Büyükelçi bir kariyer diplomatı ve AKP döneminde bakanlığa girmiş bir diplomat da değil. Yani 90'lı yıllar, 28 Şubat süreci sırasında bakanlığa girmiş bir diplomat. Ve AKP'nin zihniyetine çok yakın bir insan olmadığı da kendisini tanıyanlar tarafından bilinir. Şimdi burada ne görüyoruz? Devlette kendi dar, süfli grup çıkarlarına odaklanmış kesimlerin bir ittifakı, bir koalisyonu söz konusu ve bu işte bu ittifakın ve koalisyonun yürüttüğü dış politikada çökme noktasına geldi. Yani bunun çok bariz bir göstergesi. Şimdi New York ve Soçi ziyaretlerinde de Erdoğan'ın çok böyle basit bir şekilde Rusya'yı veya ABD'yi birbirine karşı oynamaya çalıştığını gördük. New York'a giderken, New York'tayken Biden'la görüşme alabilmek için orada Türkiye heyeti, yani Türk tarafı Putin'le görüşmeyi duyurdu. Yani biz ilk defa Putin'le görüşmeyi Erdoğan New York'tayken Türk tarafından duyduk. Açıkça burada böyle Biden'a işte sen benimle görüşmüyorsun ama bak bu Putin hemen buradan döneceğim Putin'le görüşmeye gideceğim diye bir hava verip Biden'dan bir görüşme koparma arzusu, hedefe güdüldüğü anlaşılıyordu. Ama bu işe yaramadı. İşe yaramayınca tabii ne oldu ve ona işe yaramamakla kalmadı. Bir de Erdoğan kızdı. Kızınca da bir sürü söylememesi gereken sözleri sarf etti. Hem de Amerikan basınına da sarf etti. Veryansın etti. Benim en kötü ilişkilerimin olan başkan Biden dedi. Daha neler neler söyledi. Gerekirse ikinci S-400'ü de alacağım dedi. Sonra geri döndü. Tabii bu baştaki bu yani bu ziyaretlerin zamanlaması da öyle bir ayarlanmıştı ki işte iki tarafı da birbirine oynayabilecek şekilde. Ama bu şekilde New York'tan dönmek onu Putin karşısında tabii tamamen zayıf duruma çıkardı. Zaten yani şu an neden bu kadar Biden'la görüşmek heveslisi olmasının bir nedeni de Rusya karşısında bir dengeye ihtiyaç duyması. Türkiye şu an Rusya karşısında çok zayıf kaldı. Bu dengeyi tekrar kurmaya çalışıyor ama çok fazla Evet, zemin Ömer kaybetmiş Bey, durumda. burada şunu çok merak ediyorum. Yani sizce o görüşmenin olmama ihtimali düşünülmemiş midir? Yani biz hep kartları buradan oynuyoruz. Çok kötü bir pozisyonun düştüğünü düşünüyoruz ama bu ihtimal dahilinde değil midir sizce? Erdoğan bu tip siyasi hamleleri daha önce de bahsetmiştim. Tamamen iç siyasetteki gibi görüyor. Yani ya hep ya hiç. Çünkü burada Evet. kazandığı vakit kazancı çok oluyor. Erdoğan'ın maalesef dış politika böyle yönetilmez. Çünkü dış politika çok risklidir. Hele Türkiye gibi böyle orta güçteki bir ülke için bütün ihtimalleri hesaplamanız gerekir. Erdoğan'ın böyle bir yaklaşımı olmadığını biliyoruz. Yani o böyle elindeki kısıtlı kaynaklarla ve giderek daralan gücüyle, azalan gücüyle bu oyunları, böyle riskli oyunları oynayabilecek kendini kapasitede görüyor. Ama bu olmuyor. Yani orada eğer bunu yapabilseydi, hani Putin'le görüşmeyi gösterip Biden'ı alsaydı, ondan sonra Biden'la görüşmenin getirdiği rüzgarla Putin'in karşısına çıkacaktı. Tam yani küçümsemeyin oyunun şeyini ama bu oyun olmazsa Putin'in karşısına böyle zayıf çıkarsınız. Şimdi Ankara'ya dönünce biraz sakinleşti ve bunu bir dengeleme ihtiyacı hissetti. Birden TRT'den daha Soçi'ye Erdoğan havalanmadan bir flash haberler geçti. Ne oldu? Önümüzdeki ay G20 toplantısında Erdoğan ve Biden'ın baş başa görüşeceklerini müjdesini verdi bize devlet kanalı. Şimdi bakın bunu gene Amerikalılardan, Amerikan kaynaklarından hiçbir şey duymadık. Amerika tarafı böyle bir açıklama yapmadı. Yine açıklama Türk tarafından geldi ve ne zaman geldi? Biden'la Putin'le görüşmeden hemen önce. Şimdi sanki böyle bir Putin karşısında daha bir güçlü çıkma arzusu oluyor. İyi de böyle Putin karşısında daha güçlü çıkma arzusundaysa Biden'la görüşemedin diye bu kadar kendini zor duruma düşüren, Amerika ile ilişkilerinin bu kadar kötü olduğunu ortaya döken bir yaklaşım niye sergiledin New York'ta? Bunun cevabı da yok.
Şimdi bunu söyledi ama öte yandan da daha Soçi'de görüşme olurken gazeteciler Beyaz Saray'a böyle bu görüşme olacak mı G20'de diye sordu. Beyaz Saray biz ne evet ne de hayır deriz buna. Teyit etmiyoruz dediler. Yani bu şuna bakar mısınız yani? Ya Türk dış politikasının düştüğü hale bakar mısınız? Yani bu böyle mi yani Türk Cumhurbaşkanı böyle ABD başkanından randevu dilenir hale geldi? Ya bir randevu ya G20 toplantısında zaten 20 tane lider var orada. Bir yerde herhalde bir ayak üstü de olsa konuşursunuz. Ya bunun böyle bu şekilde sanki çok çok kritik bir gelişmeymiş gibi duyurulması ki Amerikalıların teyit etmediği halde bu yani Türkiye'ye yakışmayan bir görüntü. Ve dönüşte yani çok enteresan dönüşte de uçakta yani Soçi'den dönüşte Erdoğan işte ya bu Amerika ile ilişkilerin durumu ne olacak siz hiç hayra gitmiyor dediniz. O da sanki böyle yanıt veriyor. Sanki Amerika onun bu kızgınlığına bir yatıştırmak için işte bakın işte zaten hani bir adımlar var. Şeyde görüşeceğiz. Roma'da görüşeceğiz G20'de sonra Glasgow'da görüşeceğiz. Yani de Roma'yı teyit etmemiş ki Amerika hala. Yani burada bu savruluşları görüyoruz. Ve stratejide de sıkıntılar var. Bakın Soçi'de Putin'le görüşme yaparken Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Savunma Bayraktar adlı şirket Ukrayna Savunma Bakanlığı'yla Ukrayna'da bu SİHA'ların Ukrayna'ya satılacak olan SİHA'ların eğitim ve test uçuşlarının yapılacağı tesise ilişkin bir sözleşme imzalıyorlar. Tesisin kuruluşuna ilişkin. Ya şimdi Ukrayna Rusya'nın en hassas olduğu konu. Ve öyle ki Amerikalılar Rusya'nın Suriye'ye 2015'ten bu yana bu kadar müdahil olmasını tamamen Batı'yı Ukrayna ve Kırım meselelerinde masaya çekebilmek ve bu meselelerde yani böyle al verler yaparken elinde güçlü kozlar bulundurma isteğiyle ilişkilendiriyorlar. Siz yani bu kadar şeyin Rusya'nın en hassas olduğu bir yerde bu kadar Rusya'yı kızdıracak kritik bir adım atıyorsunuz. Bir yandan da Biden'la kavga edip Putin'le tabiri caizse kucağına koşuyorsunuz. Yani burada tamamen devrelerin yanmış olduğunu görüyoruz maalesef. Öte yandan size değindiniz. Şimdi Kırım'dan bahsediyor Erdoğan. Şimdi bunu şuna diyebilirsiniz. Ya Kırım'da bizim dindaşlarımız var. İşte ırktaşlarımız var. Onların sorunlarına mutlaka değinmek gerekir. Tabii ki. Ama şimdi mesela Uygur meselesine bakıyoruz. Uygur meselesiyle Kırım meselesini kıyasladığımızda Uygurlar milyonlarca Uygur kamplarda ve uluslararası insan hakları örgütleri, batılı devletler orada bir soykırıma varan bir Uygurlara yönelik yaklaşım olduğunu söylüyorlar. Oysa Kırım'da durum o kadar kötü değil. Yani Kırım Türkleri, Kırım Tatarları kamplarda değil. Evet, siyasi temsilleriyle ilgili sıkıntılar var. Yani şunu söylüyorum, eğer siz bu yurt dışındaki soydaşlar, ırktaşlar, onlara ilişkin hassasiyetiniz varsa ve Kırım'la ilgili bir konuşuyorsanız, Uygur'la ilgili beş konuşmanız lazım. Ama Uygur meselesini hiç değinmeyip Kırım'la değindiğinizde bu şöyle bir görüntü çıkartır. Siz Rusya'ya karşı bir koz halinde kullanmaya çalışıyorsunuz Kırım'ı gibi bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi yani baktığınızda özetleyecek olursak Amerika ile Rusya'yı birbirine karşı oynamaya çalışan, beceriksizce oynamaya çalışan ve bunu başaramayan bir Erdoğan portresi çıktı karşımıza. Bu New York ve Soçi ziyaretleri sırasında. Yani bu yanlış bir dünya siyaseti okumasına dayanıyor bu ABD ile Rusya'yı birbirine okumak. Bugün Soğuk Savaş çok geride kaldı. Bugün dünyanın ana çatışma ekseni, dünyada bütün stratejileri şekillendiren ana çatışma ekseni ABD ile Çin arasında. Rusya burada kenarda kalıyor. ABD'nin hedefi bu kapışmada Rusya'yı Çin'e doğru itmemek. Mümkünse hatta Rusya'yı Batı tarafına doğru birazcık çekmek. Yani zaten Suriye'de de baktığımızda ABD ve Rusya'nın çatışmadığını,
bir modus vivendi. Yani tarafların birbiriyle çatışmayacak şekilde bir anlayış birliğine vardıklarını gösteren de pek çok işaret var. Yani burada hem bir dünya siyasetinin bir yanlış okunması söz konusu, hem de Suriye'deki gelişmelerin de iyi takip edilemediğini gösteriyor. Evet. Yani aslında dış okumanın yani bu siyaseti okuyamamanın da ötesinde aslında Erdoğan'ın biraz kendi kararları ve duygusal çıkışlarıyla şekillenen bir politika, dış politikaya döndüğünü görüyoruz. Yoksa gerçekten akıllara ziyan bir durum. Dış politikayı yorumlamak bile artık o kadar çok zorlaştı ki bu açıdan baktığımızda. Çünkü akıl almaz hamleler görmüş oluyoruz. Evet, Soçi zirvesinde farklı başlıklar da konuşuldu. Aslında görüşme de başlıkları düşündüğümüzde kısa bir görüşme, tercüme de hesaba katıldığında sanırım 2 saat 45 dakika kadar kısa bir görüşme. Daha çok hangi konuya yoğunlaşıldı bunu belki zaman içinde ilişkiler çerçevesinde yorumlamış oluruz. Ama Suriye meselesi biraz daha kritik bir mesele gibi geliyor açıkçası bana. Çünkü Erdoğan Suriye'deki rejimi maalesef işte burada bizim ülkemizin güneyinde bir tehdit oluşturuyor diyerek Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunu söylüyor. Rus Dışişleri Başkanı da açıklamasında teröristlerin İdlib'den yaptığı saldırılara tahammül edemeyiz demişti. Aslında tam da Soçi hazırlıkları sürerken Rusya İdlib'deki biliyorsunuz örgütleri bombaladı. Hatta Afrin ve Fırat'ın doğusundaki o Türkiye destekli grupların olduğu mevziler de vurulmuş oldu. İdlib'de bir baskı artacak gibi görünüyor Rusya açısından. Bunu uzlaşmaya açtığını da düşünmüyorum açıkçası Putin'in. Ama Erdoğan da Ömer Bey her açıdan sıkışmış durumda olmasına rağmen bu bölgede yani İdlib'in yanı sıra bu Türkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgelerdeki sanki direnci sürdüreceği de benziyor. Suriye meselesi sizce bu ikiliyi yani Türkiye ve Rusya'yı nereye sürükler bundan sonraki süreçte? Şimdi Suriye siyaseti başından itibaren Türkiye'nin Erdoğan'ın iç siyasi hesapları doğrultusunda maalesef şekillendirildi. Bundan dolayı da orada Türkiye çok yanlış pozisyonlar takındı. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye, Suriye'de kendini yalnızlaştırdı. Böyle taraflarla orada işte YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri var. Tamamen ona odaklanmış bir yaklaşım var, onu düşmanlaştıran. Ondan sonra Amerika'yı da o nedenden dolayı Amerika ile çatışan bir görüntü var. Yani böyle Esad rejimiyle zaten bir iletişim kanalı yok. Türkiye'nin böyle yaklaşımı böyle. Yani çok incelikli bir diplomasi götürülmesi gereken bir yerde Türkiye taraflarla iletişim kanallarını açık bile tutmuyor. Oysa baktığımız mesela şimdi son gelişmelere baktığımızda orada Türkiye'nin dışında tarafların belirli orta yollar bulduklarını görüyoruz. Yani şimdi Amerika ile Rusya arasında Suriye'de belirli konularda bazı anlayış birliklerini hissedebiliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Amerika'nın Suriye ve tabii Irak'ta da en büyük yani kalışının orada kalmayı sürdürmesinin nedeni İran'ın oradaki varlığını dengelemek. Yani oralarda, Irak'ta, Suriye'de İran'ın ortaya çıkan boşluğu İran'ın doldurmasını engellemek. Bu İsrail'i de çok endişelendiriyor. Ve Rusya'nın yaklaşımına baktığımızda Rusya'nın yaklaşımının Suriye'de bu Esad yani Esad rejimine verdiği destek sonucu ki Esad rejiminin karada savaşan birlikleri hep İran destekli milisler. Bundan dolayı İran'ın orada fazla zemin kazanmasını engelleyen, baskılayan yani ABD ile İsrail ile uyumlu çalışan bir çizgide olduğunu görüyoruz. Şimdi ve bu Lübnan'da yaşanan son gelişmelerde
tekrar bu rolü, Rusya'nın bu kritik rolünü biraz daha öne çıkardı gibi gözüküyor. Yani oradaki bu İran'ın etki alanını genişletme çabalarıyla Amerika'nın, Batı'nın bunu engelleme, bu mücadeleyi iyi gözlemlemek gerekiyor. Ve Türkiye bu mücadelede Batı'yı destekleyen çizgiler, tavırlar takınmıyor. Ve bu da Batı'da dikkat çekiyor. Şimdi bunu ya Batı böyle baktığı vakit Amerika karar alıcıları orada Türkiye'nin Amerika'yı iteklerken İran'ın etkinliğini arttırması karşısında fazla bir çaba içerisinde bulunmadığını gözlemliyorlar. Şimdi bakın son kritik gelişmeler. Lübnan'da ekonomi çöktü. Ekonomi çöktüğü için günde 2 saat halk elektrik alır duruma geldi. Bunun üzerine Hizbullah, yani İran'ın Lübnan'daki müttefiki, İran'dan tankerlerle Suriye üzerinden petrol getirtti. Bu Amerika'yı endişelendirdi. Yani Lübnan'daki bu boşluğu da İran iyice dolduracak. Zaten Irak ve Suriye'de belli bir etkinlik içerisinde. Bunu engellemek için bir formül geliştirdiler. Ve Mısır gazının Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a satılması projesi. Gazın parasını Amerika Mısır'a verecek. Mısır da bunu Ürdün'e, Ürdün de Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılacak. Tabii bunun için Ürdün'le ya yani Amman'la Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi gerekiyordu. Bu hafta yapıldı. 10 yıl aradan sonra Ürdün ilk defa iki ülke arasındaki sınır kapısını tam olarak açtı. Havayolu şirketi Şam Amman arasında işlemeye başladı. Yani gördüğümüz gibi burada bir oyunu şekillendiren dinamik bu. Oyunu şekillendiren dinamik Türkiye ile Rusya arasındaki çekişme değil. Ve Türkiye'nin buradaki takınmış olduğu tavırlar da bu şeyden Suriye'deki Kürtler başta olmak üzere ve Amerika'ya yönelik yaklaşımları da nasıl bir strateji izlediğine, yani Suriye'nin geleceğine ilişkin kafasındaki modelin ne olduğuna, İran'ın orada artan etkinliğine karşı engellemek için bir çaba içerisinde olmadığına ilişkin ciddi şüpheler uyandırıyor Batı'da ve Amerika'da. Evet. Sanırım Soçi zirvesinin yansımalarını önümüzdeki dönemlerde, günlerde de çok fazla konuşmaya devam edeceğiz gibi. Bu yeni oluşan dengeler de şüphesiz bunda etkili olacak. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey değerlendirmeleriniz için. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler, herkese iyi günler. Herkese iyi günler diliyorum.